Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Probiyotikler vücudumuzun gelişmesi için ihtiyaç duyduğumuz canlı bakterilerdir. Bağırsaklarda iyi ve kötü bakteriler vardır. İyi bakteriler tükendiğinde probiyotikler bu kaynağı yeniden oluşturmaya yardımcı olur. Probiyotikler vücutta birçok önemli rol oynarlar. Yiyecekleri sindirirler, ihtiyacımız olan besinleri sentezlerler, bağışıklık sistemimizi güçlendirirler. Bağırsaklarımızda bol miktarda probiyotik bulunması sağlığımız için önemlidir. Bu yaratıklardan yeterince yoksa vücudumuz çeşitli şekillerde acı çekecektir. Peki probiyotiklere ihtiyacımız olduğunu gösteren işaretler nelerdir? Bu videoda belirtilerden bazılarını sıralıyoruz. Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için antibiyotik kullanırız. Fakat antibiyotikler iyi ve kötü tüm bakterileri yok ederek bağırsaklarımızda bir dengesizlik yaratırlar. Bu nedenle antibiyotiklerin doktor kontrolünde alınması çok önemlidir. Eğer antibiyotik kullandıysanız, vücudunuzun sağlıklı bir bağırsak florasını yeniden oluşturmasına yardımcı olmak için probiyotik almayı düşünebilirsiniz. Çünkü bağırsaktaki iyi bakteriler öldüğünde bunun birçok yan etkisi olabilir. İshal en yaygın olanlardan biridir. Vücudumuzdaki bakterilerin çoğu kolondadır. Burada yalnızca kötü bakteriler kaldığında vücudumuz kendisini kötü hisseder. Probiyotik alarak kronik ishalinizle savaşabilirsiniz. Kötü bakteriler kabızlık şeklinde de ortaya çıkabilir. Probiyotikler kötü bakterileri dengeleyebilir ve sizi düzenli bağırsak aktivitesine geri döndürebilir. Sindirim sorunlarıyla uğraşıyorsanız diyetinize bir probiyotik takviyesi ekleyebilirsiniz. Araştırmalar probiyotiklerin gaz, ishal ve iltihaplı bağırsak hastalığından çeşitli sindirim sorunlarına kadar birçok durumda yardımcı olma gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Bu faydalı bakterileri almak semptomları hafifletecek ve ek tedavileri olan ihtiyacı ortadan kaldıracaktır. Ayrıca rahatsız edici derecede gaz ve şişkinlikten muzdaripseniz, probiyotikler gazınızı düzenlemek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamak için de olmazsa olmazdır. Şişkinlik ve aşırı gazın ince bağırsakta hidrojen veya metan üreten patojenlerin aşırı çoğalmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Dolayısıyla böyle bir durumda iltihapla savaşan ve bağırsak hareketlerini iyileştirmeye çalışan iyi bakterilerin vücuda alınması önemlidir. Bazı araştırmalar bağırsak bakterilerindeki değişikliklerin migren oluşumuyla bağlantılı olduğunu öne sürmektedir. Uzmanlar bunun sızdıran bağırsak olarak bilinen bir durumdan kaynaklandığına inanıyorlar. Yani kötü bakterilerden türetilen bağırsaktaki toksinlerin kan dolaşımına sızarak iltihaplanmaya neden olduğu şeklinde bir sorun. Migreniniz olduğunda beyninizdeki kan damarları düzgün çalışmıyor. Çok genişlerlerse sinirlere baskı yapabiliyor ve korkunç bir acıya neden olabiliyor. Probiyotikler sızdıran bir bağırsağı önleyebilen bağırsak bariyerini korumaya ve güçlendirmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca migreni hafifletmeye ve önlemeye yardımcı bir hormon olan serotonin üretimini de artırırlar. Bağırsak bakterilerimiz bağışıklıkta büyük bir rol oynar. Bağırsaklarımızda muazzam sayıda bağışıklık hücresi vardır. Öyle ki bağışıklık sistemimizin %70'i bağırsaklarımızda bulunur. Dolayısıyla probiyotikler yaygın sağlık sorunlarına ve mevsimsel enfeksiyonlara yatkın insanlar için bir nimettir. Çünkü vücudumuzu bu enfeksiyonlara karşı korumak için bir savunma duvarı oluştururlar. Ek olarak probiyotikler bağışıklık sisteminin vücutta istenmeyen yabancı mikropları ve sağlıksız bakterileri tanımlama yeteneğini güçlendirmektedir. Probiyotikler kötü bakterilerin kolonizasyonunu durdurmaya yardımcı olur. Son yıllarda yapılan araştırmalar, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı probiyotik kullanılmasının tedavide etkili olduğunu gösteriyor. Bir bakteri cinsi olan bazı probiyotik laktobasillerin, ürogenital sağlığı iyileştirdiği ve enfeksiyona yol açan bakterilerin azalmasını sağladığı gözlenmiştir. Bazı araştırma sonuçları, probiyotiklerin ruh halini dengelemede ve iyileştirmede oynadığı role vurgu yapmaktadır. Sık sık stres, endişe ve hatta depresyon yaşıyorsanız bu yararlı bağırsak bakterilerinin eksikliğinden muzdarip olabilirsiniz. Probiyotikler nörotransmitterlerin işleyişini teşvik ederek bu yaygın duygu durum bozukluklarının tedavisine yardımcı olabilir.
akne, egzama, kurdeşen, kızarıklık veya sedef hastalığı gibi bir cilt probleminiz varsa bunun nedeni muhtemelen zayıf sindirim sistemi ve bağırsak bakterilerindeki dengesizliktir. Cilt rahatsızlıklarını tedavi ederken probiyotiklerin oldukça etkili olduğu gözlenmiştir. Ancak diyetinizi de buna göre düzenlemek aynı derecede önemlidir. Kötü bakteriler şekerler ve şekerli karbonhidratlarla beslenirler. Bunların besin kaynaklarını büyük ölçüde azaltmak, vücuttan atılmalarını hızlandırmanın en iyi yoludur. Sağlıklı bir bağırsak bakteri dengesine sahip kişiler, alerji ve astıma daha az yakalanırlar. Probiyotikler özellikle astım semptomlarını ve ilaç ihtiyacını azaltarak astım hastalarına yardımcı olmaktadır. Gıda alerjilerine karşı da sağlıklı bağırsak florasını koruyarak yardımcı olurlar. Araştırmacılar, probiyotiklerin bağırsağın iltihaplanmasını önlediğini, bağışıklık savunmasını da arttırdığını söylüyor. Gıda zehirlenmesi veya mide rahatsızlığı genellikle vücudumuza girmiş kötü bakterilerden kaynaklanır. Probiyotikler sindirim sistemimizin bu şoktan kurtulmasına yardımcı olabilir ve düzenli bir kullanım tüm sağlıksız bakterilere karşı savunma oluşturmanın en mükemmel yoludur. Şaşırtıcı bir şekilde probiyotiklerin vücut ağırlığını azalttığı gözlemlenmiştir. Probiyotiklerin metabolizmanızın hızını değiştirme ve hatta iştahınızı azaltma yeteneğine sahip olduğunu ifade eden araştırmacılar, vücut ağırlığını etkileyebileceği birçok durumu ayrıntılı olarak açıklamışlardır. Anne sütü sağlıklı bakterileri anneden bebeğe aktarır. Bu transfer olmadan bağırsak bakterileriniz hayatınızın büyük bir bölümünde dengesiz olabilir. Dolayısıyla probiyotikler böyle durumlarda kurtarıcınız olabilir. Probiyotiklerin kalp hastalığındaki rolü büyük ölçüde iltihaplanmaya bağlıdır. İnflamasyon yani iltihaplanma damarlarda plak oluşumu için bir risk faktörüdür ve bağırsakta yeterli probiyotik bulunmadığında bağırsak gıda partiküllerini ve bakterileri kan dolaşımına sızdırarak inflamatuar bir reaksiyona yol açabilir. Son araştırmalar probiyotiklerin otizmin tedavisine yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Bağırsak bakterilerinin otizm semptomlarına katkıda bulunabileceği, dolayısıyla bağırsak bakterilerinin dengelenmesi durumunda kişide olumlu yönde davranışları artırdığı gözlenmiştir. Vücudunuzda bağışıklık hücreleri tarafından üretilen çok fazla iltihaplanma varsa beyin fonksiyonunuz bozulabilir. Dolayısıyla probiyotiklerin beyin fonksiyonları ve sinir sistemi üzerinde de etkileri vardır ve takviyenin hiperaktiviteyi sakinleştirmeye yardımcı olduğu belirtilmektedir. Lif içermeyen bir diyet bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri yeterince besleyemez. İnsanların çoğunlukla sebze, meyve, kabuklu yemişler, tohumlar ve kepekli tahıllar gibi tam bitkisel gıdalardan oluşan çok yüksek lifli bir diyet alması gerekmektedir. Bu sağlıklı gıdalar olmadan sağlıklı bağırsaklara sahip olamazsınız. Diyetiniz çoğunlukla et, ekmek veya beyaz pirinç gibi zor sindirilen karbonhidratlardan oluşuyorsa sağlıksız bir beslenmeniz var demektir. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacı'na abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.